Babaanne? Ercan köşk demledim dedeni. Pek sever geceleri. Sana da getireyim dedim. Bana mı? Sevmez misin? Severim. Severim babaanne. Bu saatlerde hep Naz'a ben çay yapar götürürdüm. Daha önce kimse bana çay yapıp getirmemişti. Sağ ol, çok sağ ol. Afiyet olsun kızım. İyi geceler. Babaanne. Biraz dizinde yatsam olur mu? Tabii. Babaanne, bana biraz babamla annemden bahseder misin? Öyle işte. Bana sorarsan ikisi de daha çocuktu ama sevmişler birbirlerini. Ben de önlerinde durmadım. İyi ki de durmamışsın. İyi ki de gönüllerindekini yaşamışlar. Keşke ben doğmasaydım ama. Değil mi öyle? Öyle babaanne. Belki de ben olmasaydım şu an hala hayattalardı. Neden soktu içine bu suçluluğu? Senin ne günahın olabilir ki? 23 Nisan'da sen bir ayakkabı istedin. Her çocuk ister. Onlar da almaya gittiler sen mutlu ol diye. Çok tutturmuşum. O kadar tutturmasaydım belki de. Başka bir şey vesile olurdu o zaman kız. Allah'ın takdiri o günmüş. Sonra da uzun bir süre kendime gelemedim. Evlat acısı kolay değil kız. Sana sahip çıkamadım. Affet kızım. Gece gece üzdüm seninle. Olur mu kızım? Ne güzel. İlk defa torunumla sohbet etme şansım oldu. Yüz verdik deliye demeyeceksen. Sana bir son bir tavsiye vereyim mi? Estağfurullah. Gözden ırak olan gönülden ırak olur diye bir şey yok. Yalan o. Gözden ırak olan gönlün duası oluyor yavrum. Niye böyle bir şey söyledin şimdi? Ne bileyim ben. İnşallah sadece bir histir. Ama senin başka birinde gönlün var da demiyorsun gibi geliyor bana. Yok babaanne. İşin rahat olsun. Böyle bir şey yok. İyi geceler kızım. İyi geceler babaanne.